Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün sizlere kendinizi lokantada hissedebileceğiniz bir menü hazırlayacağım. Neler yapacağım? Gördüğünüz gibi önümde tavuk döneri var. Daha öncesinde hazırlamıştım ben. Hemen ardından tavuk suyuyla bir ezogelin çorbası yapacağım. Bir de sade bir pirinç pilavı. Daha öncesinde ben döneri bu şekilde hazırlayıp buzluğuma kaldırıyorum. Bir saat öncesinde çıkartıp hafif, çok eritmeyeceksiniz ama, hafif eridikten sonra doğrayıp kızartıyorum. Ben şimdi bunu kenara alayım. Size yenisini yapıp göstereceğim. Bunu da dolaba atacağım. Daha sonrasında kullanmak için yapım aşamalarını göstermek istiyorum. Şöyle yarım su bardağı yoğurdu kabımın içerisine alıyorum. Bu hazırladığım menü gene 4 kişilik. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir miktar tuz. Baharat olarak da pul biber, toz biber, karabiber, bir de kekik. Hemen hemen bir tatlı kaşığı kadar vardır. Şöyle bir tatlı kaşığını tam doldurmadan domates ya da biber, ben biber salçası kullanıyorum şu anda. Soğanı öncesinde doğradım suyu çıkması için. Şimdi içine sıkacağım. Hazırladığım sosu önce bir karıştırayım. Karıştırdıktan sonra hemen şurada tavuğu da anlatayım. Ben 1 kilo kullanacağım. Eğer ki daha fazla yapacaksanız bunun miktarını çoğaltabilirsiniz. 2 adet tavuk but aldım. Bir tane de büyüklerinden göğüs. Bu 1 kilo kadar geldi benim aldığım. Sizler de isterseniz 2 but bir göğsü de ya da tarttırın 1 kilo kadar kullanabilirsiniz. Eğer kasabınıza söylerseniz döner yapacağım diye, o size ayarlar. Ben de gördüğünüz gibi böyle ayarladım. Şu yağını alacağım. İsterseniz yağını alın ama birazcık yağlı olması daha güzel oluyor. Artık karıştırıyorum. Bu esnada eldiven kullanacağım. Çünkü çok fazla ellerim kötü olacak. Ama tabii ki bundan sonra bu eldiven kullanarak iş yapacağım anlamına gelmez. Yeterli. Üzerine şöyle streç çekiyorum. Dolaba kaldıracağım. Tam bir saat boyunca dinlendireceğim. Ben o arada pilavımı ve çorbamı yapacağım. Çorbayı yapmaya başlamadan önce bir pirincimi ıslatayım. Yine her zamanki kullandığım bardakla bir bardak. Pirinci kabın içine alıyorum. Üzerine de ılık su ekliyorum. Pirinci kenara kaldırayım. O beklesin. Çorbamı yaparak başlıyorum. Bu arada kettle'a suyumu da koydum. Hem pilav için hem çorba için hazır olsun. Şöyle bir yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağını tenceremin içerisine alıyorum. Ocağımın altında yakıyorum. Bir adet yemeklik doğradığım kuru soğan ekliyorum. Soğanların rengi değişene kadar kavuracağım. Tavuk suyuyla yapmamın sebebi de kasaptan tavukları aldığımda kemikleri çıktı. Onları da değerlendirmek istedim en azından. Ve tavuk suyuyla da çok güzel oluyor. Muhakkak denemelisiniz. Et suyuyla, hatta kemik suyuyla bile yapabilirsiniz. Soğan yeterince kavruldu artık. Kavrulduktan sonra hemen içerisine şöyle tepelemeye yakın bir yemek kaşığı un ekliyorum. Şöyle bir karıştıracağım. Şöyle çok doldurmadan bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Bu esnada altını kısın, un birden yanmasın. Şöyle bir yemek kaşığını çok doldurmadan nane. Şöyle karıştırıyorum. Böyle bir diş sarımsağı. Ufak olacak şekilde doğruyorum. Öncelikle içerisine bir su bardağı soğuk su ekledim. Hemen direkt sıcak su eklemeyin. Şöyle bir karıştırıyorum. Şöyle bir kenara alayım. Sizlere şöyle tavuğu göstermek istiyorum.
gördüğünüz gibi ufacık ufacık kemikleri vardı. Dolabımda yer olmadığı için normalde bunu haşlayıp karton bardaklara koyup soğuduktan sonra buzluğa atıyorum ama yerim olmadığı için hem değerlendirmiş olacağım. O yüzden tavuk suyu koyacağım çorbama. Şöyle yeni çorbamı yerine alıyorum. Tekrar altını yakıyorum. Şöyle bir yarım su bardağı kırmızı mercimek. Bir yemek kaşığını doldurmadan tam pirinç. Bir yemek kaşığı da bulguru yıkadım. Karıştırdım, yıkadım. Onu da ekliyorum. İsterseniz suyu da ekledikten sonra da mercimekleri ve bulguru ekleyebilirsiniz. Şöyle süzeceğim. Tavuğun suyuna tuz koymadığım için şimdi tuzunu bolca ekliyorum. Şöyle biraz pul biber. Birazcık da karabiber ekliyorum. Karıştıracağım. Artık çorbam hazır. Yağlı olduğunu düşünmeyin. Şu anda kaynamaya başlamadığı için yağını üzerine topladı. Çorbayı arka tarafa aldım. O pişerken hemen pilavı yapacağım. Bir yemek kaşığı tereyağını da tencereme aldım. Ocağın altını yakıyorum. Yağ eridikten sonra pirinci yıkadım. Onu da ekliyorum. Pirinçler diri diri olana kadar kavuracağım. Hemen şöyle birkaç damla limon sıkıyorum. Bir tane de kesme şeker ve tuzunu ekliyorum. Suyunu ekliyorum. Bardak koydum. Bir de çeyrek ekliyorum. Kapağını kapatıyorum pilavın. Ocağımı da en kısa alıyorum. Alabildiğiniz en kısa alın ki hem daha tane tane hem yavaş yavaş pişmesini sağlayacak. Tavuğu dolaptan çıkardım. Bir 40 dakika ancak dinlendirebildim. Ama sizler eğer zamanınız varsa en azından bir 2 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Şöyle streci önüme alıyorum. Şöyle tezgahıma sereceğim. İki kat olacak şekilde. Uçlarını çok küçük bırakmayın. Bıcağınız kadar sarmanızı tavsiye ederim. 4 kişi için gayet ideal geliyor. Bir but, bir tavuk şeklinde şöyle dizeceğim. Önce alta bir sıra tavuk göğsünden koyuyorum. Şöyle iki ucunu birleştiriyorum. Şu yanlardan sıkıyorum, bırakıyorum. Tekrar strece saracağım. Bir kat daha. Bolca streç yapın yoksa açılabilir. Şöyle bağlıyorum yanlardan. Bu aşamada çok sıkmayın çünkü kenarları açılacaktır. Tekrar streci alıyorum. Uzunlamasına bu sefer. Şöyle sıkıştıra sıkıştıra sarıyorum. Tamamdır. Dönerim hazır. Gördüğünüz gibi. Şimdi artık dolaba kaldıracağım. En az 24 saat dinlendirdikten sonra ne zaman isterseniz tüketebilirsiniz. Kullanmadan önce çıkartın. Oda sıcaklığına göre değişebilir. 1 saat kadar dinlendirin. Hafif böyle çok eritmeyin. Eğer ki tavuğu çok eritirseniz bu sefer doğrayamazsınız. Sadece hafif buzları çözülene kadar. Ben şöyle öncesinde çıkardığım tavuğu doğrayacağım. Gördüğünüz gibi şöyle yakından göstereyim. Çok fazla erimedi. Sadece şöyle dokunduğunuz zaman hafif yumuşamış olacak. Hemen streçten açıyorum.
esnada en keskin bıçağınızla kesin dönerinizi ve elinize dikkat edin. Şöyle alıyorum önüme. Elimden geldiğince ince doğramaya çalışıyorum. Dönerlerinde hepsini doğradım ve maalesef son anda elimi de kestim. Sizler dikkat edin. Ocağımın başına geçiyorum. Pilav pişti. Hemen onu kenara alacağım. Çorbama da bakayım. Bir 20 dakikada pişti çorba. Çok aşırı derecede çekmeyin. Sadece şöyle birazcık birbirine yedirin yeterli. Çok pirinçler falan dağılmasın. Tamamdır. Şöyle hemen kıvamına bakacağım. Gördüğünüz birazcık koyu geldi. Siz de tamamen damak tadınıza göre kıvamını ayarlayabilirsiniz. Ben birazcık daha su katacağım. Bu arada ocağımın altında yakayım. Yeterli bir taşım kaynatıp ocaktan alacağım artık çorbayı da. Tavayı ocağıma alıyorum, altını yakıyorum. Şöyle bir miktar sıvı yağ ekliyorum. Çok fazla değil. Zaten tavuklar yağlı olduğu için gerek yok. Yağ iyice kızmış olsun. Bir de altı yüksek ayarda olsun ocağınızın. Şöyle atıyorum. Hepsini birden koymayacağım. Yarısını önce pişirip yarısını da daha sonra. Şöyle bir sallıyorum. Çok karıştırmayacağım. Şöyle hafif hafif. Çok tavukları aşırı dağıtmak istemiyorum çünkü. Suyunu çekti artık. Bundan sonra kızaracaktı. Artık kızardı. Gördüğünüz gibi. Yeterli. Çok fazla da kızartıp kurutmak istemiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Kızaranları başka bir tavanın içerisine alacağım. Hiç ocağın altını kısmadan şöyle birkaç damla sadece yağ damlatıyorum. Tekrar atıyorum. Tamamdır. Artık ocaktan alıyorum. Yemeklerin hepsini servise getirdim artık. Ben birazcık şöyle tabağı süsledim. Domates, birazcık turşu, maydanoz ve kuru soğanla. Siz de ne seviyorsanız onunla hazırlayabilirsiniz. Şöyle ortasına döküyorum. Yemeklerimi bir servis tabağına alayım. Tabaktaki son halini sizler de görün. Öncelikle pilavdan başlayacağım. Şöyle bir karıştırayım. Hemen yanına şöyle biraz da tavuk alacağım. Ben yemeğimi bu şekilde servis ettim ama sizler isterseniz ekmek arası ya da dürüm arası yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Sever Mutfakta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.